gıda, su ve hava. Biliyorsunuz hayatın vazgeçilmezi. Bunlar olmadan hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. O yüzden de tarım en önemli sigorta kalemidir bana göre. Tarım sigortalarıyla ilgili 32-33 yıldır uğraşıyorum tarım sigortalarıyla. Tarım sigortaları ülkemiz için, tarım üreticileri için, bitkisel, hayvansal üretimi gerçekleştiren üreticiler için çok önemli. İnanılmaz önemli. Yani şunu söyleyebilirim ilk önce. Devlet destekli tarım sigortaları 5363 sayılı devlet destekli tarım sigortaları kanunun çıkması 2005 yılında çıktığı dönem gerçekten tarım sigortalarının çıkması bir devrim. Şimdi dijital kanallar aracılığıyla satış yapamazsınız. Tarım sigortası. Birebir satmamazsınız. Birebir yani köyde çiftçinin çiftliğinde işte kentin içinde tarım arazisi olmadığına göre, hayvancılık olmadığına göre, kümes hayvanlara arıcılık olmadığına göre köylere gitmeniz lazım birebir. Biz de acentelerimize başlangıçtan itibaren tarım sigortası ile ilgili satış yapan tecrübeli acentelerimiz ve bundan sonra tarım sigortalarına ilgi duyan diğer acentelerimizin eğitimlerine büyük önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemde gelecek Eylül ayından itibaren bu eğitimlerimize hız vereceğiz ve bütün acentelerimizden, talep eden acentelerimizin hepsine bölgesel eğitimler vereceğiz. Devlet destekli tarım sigortası yaptırabilmeniz için çiftçi kayıt sistemine kayıt olmanız lazım. Neden kayıt olmanız lazım? Devlet desteğinden yararlanabilmeniz için kayıt olmanız lazım. %67'ye varan devlet desteği var. Yani dolu paketinde %50, hayvan ayakta %50, serada %50, donda %67'ye varan bir devlet desteği var. Geçen hafta Cuma günü Cumhurbaşkanımız açıkladı. En yüksek devlet desteğini kuraklık verim sigortasına vereceğiz. %10 puan daha artırdık. %60 olan kuraklık verim sigortası, köy bazlı kuraklık verim sigortasındaki devlet desteği %70'e çıktı. Yani çok büyük bir avantaj. Bu avantajdan yararlanmamak aslında işte yararlanılması lazım. Ciddi bir avantaj sağladı devletimizde. İnşallah seneye de %70 varan devlet desteğiyle kuraklık poşetlerini de sunmaya başlayacağız üreticilerimize. Daha gideceğimiz yol var. Yani tarsım olarak da yol var. Ama biliyorsunuz sübvansiyon kararnamesi var. Burada kredide Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kullandırmış olduğu kredide zorunluluk var. Bu zorunluluğu işte zorunlulukla birlikte sigorta penetrasyonu gelişirken kredisi biten vatandaşlarımızla üreticilerimiz ve yetiştiricilerimizin bu sigortaya devam ettiklerini görüyoruz. Bu sevindirici. Artık acente payı da artmaya başladı. Yani hem kredi tarafı zaten sürecin içerisindeydi ama şimdi baktığımızda son zamanlarda bizim de özellikle acentelerle birlikte, TOB'la birlikte verdiğimiz eğitimlerle birlikte burada acente penetrasyonu da arttı. Burası çiftçi odaklı bir sistem. Çiftçiyi destekleyen bir sistem. Aslında kar amaçlı değil ama hem sürdürülebilir olmak adına da penetrasyonu dolayısıyla çiftçi memnuniyetini artırmak isteyen bir sistem. Ayçiçeğinde kuş zararını teminat kapsamında aldık. Biz domuz hasarını olarak veriyorduk, tahıl grubunda ek olarak veriyorduk. Binde birini onu pakete dahil ettik. Böyle bir sürü şeyimiz var. Turunçgillerde sıcak hava zararını teminat kapsamına aldık. Biz tabii bu teminat kapsamı alırken de gerçekten bu bir hasar mıdır, değil midir, eksperlerimiz bunu tespit edebilirler mi? Hem üniversitelerle çalışıyoruz hem Tarım ve Orman Bakanlığı'nın araştırma merkezleri var. İşte Batem, Alatay'la çalıştık sıcak hava zararında. Şimdi kuraklıkla ilgili Bahri Dağdaş araştırma merkeziyle çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla
burada paydaşlarımızda ciddi sinerji oluşturuyoruz. Tabii onlardan gelen geri bildirimlerle de biz bir sonraki yılın yeniliklerini hayata geçiyoruz ama hepsi sigorta tekniği anlamında. Büyükbaş ve küçükbaşta tabii çok ciddi indirimler de yaptık. Çünkü burada bu sene çok ciddi şeyimiz arttı, penetrasyonumuz arttı büyükbaşta. Toplam 10 milyon civarında bir hayvan varlığını sigorta kapsamına aldık. Ciddi bir artış sağladık tabii. Ama biz küçük işletmeleri de buraya çekmek istiyoruz. Küçük işletme derken işte büyükbaş dediğimizde işte 1 ile 10 arasında büyükbaşa sahip olan işletmelere %15 civarında bir indirim vardı. Küçükbaşta aynı şekilde 1 ile 50 hayvanı olan işte koyunu, keçisi vesaire olan onlara da %10 civarında bir indirim sağladık. Bu sene sağladığımız indirim tutarı da şu an itibariyle 31 Mayıs itibariyle 260 milyona ulaştı poğaça indirimleri. Dolayısıyla bizim primlerimiz de pahalı değil, aksine çok ucuz. Mutlaka ulaşılabilir düzeyde, mutlaka üreticilerimize bu anlamda sigortalarını yaptırmayı unutmasınlar. Hayvan hayatta da özellikle ölümler kapsam dahilinde. Tarım sigortaları branşının bir yardımlaşma olduğunu, bu yıl burada olursa sizin işletmeniz olur. Gelecek yıl başka bir üreticinin işletmesinde olur. Bakın şöyle söyleyeyim ben Ege bölgesinde özellikle. Ege bölgesinde 3 yıl üst üste sigorta yaptıran, 4 yıl üst üste sigorta yaptıran hiçbir üreticiye hasarını, yani verdiği paranın boşa gitmediğini görüyor. Neden? Çünkü şöyle söyleyeyim, dolu bir kere yağdığı yere devamlı yağar. Ama 10 kilometre sağınızdan geçer, 10 kilometre solunuzdan geçer ama o dolu sizin bağınızı, bahçenizi bir gün vurur. Bu da Ege bölgesinde mesela soğukla don hasarlarıyla ilgili söyleyeyim. 2 yılda, 3 yılda bir vuruyor. Bu sene yaptırıyor, don olmuyor. Bedavaya para verdik diyor. Ertesi yıl bir don oluyor. Tüh diyor, geçen sene parayı bedava verdik, bu sene de yaptırmadık, gördün mü başımıza geleni. %5 bedelini verdiğini hesaplayan, %5 üretici %5'ini verdi. Primi toplam ürün bedelinin %5'i. %5'i ne yapar biliyor musunuz? 10 yılda 50, 20 yıl verseniz, bakın 20 yıl prim verseniz ve hiçbir şey almasanız 1 yıllık üretiminizi verirsiniz. 1 yıllık üretiminizle bir yıllık ürününüzün parasını vermekle 20 yılınızı kurtarırsınız. 20 yılınızı hiçbir oluşum, hiçbir şey kurtaramaz normal baktığınız zaman. Dört parmak dolu hasar olmuştu. Yani %80-90 gibi buğday, ayçiçek ürünlerinde hasarlar oluştu. Tabii ekipler, tarsimli ekipleri, eksperleri geldi. Hasar tespitleri yapıldı. Bunlardan da %99'u memnun oldu diyelim yaptıranların. %100'ü de diyebiliriz tabii. Sevindi arkadaşlar. O zaman ben de demiştim, iyi ki sigorta yaptırmışım. Bizim bölgede de az da olsa hasar vardı. Evlat bizi tabii eksper arkadaşlar yaptılar. Ürünlerimizi zamanında aldık yani ödemelerimizi. Ödendi. Bugün nasıl aracımızı kasko yaptırıyorsak her yıl düzenli bir şekilde ve mecburen ve isteyerek yaptırıyorsak tersini de böyle düşünmek lazım. Çünkü ancak başımıza bir iş geldikten sonra keşke yaptırsaydım diyoruz. Çünkü çok ciddi hasarlar meydana geliyor. Aslında bu araçtan daha da riskli bir durum. Biz her yıl şunu yapıyoruz. Bakın bizim normalde mazot giderimiz vardır. Elektrik giderimiz var, işçilik giderimiz var, gübre giderimiz var, ilaç giderimiz var. Sabit giderler. Bu sabit giderlerin içerisinde artık bizim tarsim de var.
Çünkü bu artık bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Biz bunu artık bir ya bir parasal olarak böyle menfaat olarak işte buradan kaçınmanın falan böyle bir şey düşünmüyor. Bu mutlaka yaptırmamız gereken bir şey diye sabit kalemlerimizin gider kalemlerin içerisine yer alıyor artık bu tarzım. 9 yıldır bu böyledir. Ben diğer üreticilerimizin de bunu bu şekilde düşünmesini istiyorum. Çünkü gerçekten bu afet işte doluydu, fırtınaydı, dondu, kuraklıktı. Bu işte ani sıcaklık yükselmesi, nem düşmelerine bağlı işte meyve kurumaları hep bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla bunlar çok sık karşılaşıyoruz. Büyük bir sel felaketi oldu. Hatta bizden aşağıdaki köylerde yani ölümler oldu. Çok büyük bir sel felaketi oldu. O felaketten buğdayım hasar gördü. Orada tarımdan çok faydalandık. Paramızı aldık, zararımız karşılandı. O konuda çok memnun olduk. Sigorta kesinlikle yaptırmalarını tavsiye ederim. En azından başını yastığa çok rahat şekilde koyarlar, rahat uyurlar. Sigorta yaptırmaları artık şart. Çünkü doğa olayları çok kötü şekilde gerçekleşiyor. Güzel yağmur yağacak diye bakıyoruz. Bir bakıyorsunuz dolu yağmış. Geçen gün olay oldu. Yıldırım düşmesi. Şu an benim arazimde yangın çıktı. Çok şükür ki Allah tarafından yağmur yetişiyor ve sönüyor. Yani bir 5-6 dönüm diyelim bir zararım oldu. 80 dönümlük bir arazimde. Hani sigortası olmasaydı ben zarar çekeceğim. Yani 3 lira 5 liraya acımasınlar, sigortasını yaptırsınlar. Söyleyeceklerim bu kadar.